Rezan Hanım, affet. Affet. Altınlarınız Rezan Hanım. Hepsi tamam. Kusura bakmayın Rezan Hanım. Anca haberimiz oldu. Rezan Hanım affet. Bir daha tövbe. Sus, konuşma. Müstahak sana. Ne yapalım dayı biz bunu? Ne yapacaksın Selçuk Bey? Karakola götürün. Götürün. Kalktan. Al. Ben her zaman arkandayım Rezan Hanım. Bir derdin, bir sıkıntın olursa bana diyeceksin demedim mi? Çok teşekkürler Ali Hikmet Bey. Çok teşekkürler. Faruk burada olsaydı bütün bunlar olmazdı. Doğru diyorsun Rezan Hanım. Rahmetli şimdi yaşıyor olsaydı bizim altın madeni çoktan açılmış, yolunu almış olurdu. Öyle demeyin Ali Hikmet Bey. Karışık işler bunlar, düşünmek lazım. Yahu ne düşünüyorsun kaç gündür anlamıyorum ben. Tamam anladık, sarraf kadınsın. Ama bu kadar ölçüp biçip daha ne kadar bekleteceksin beni? Kolay değil ki altın madeni işletmek. Görüyorsunuz işte olanları. Ben de tek başına bir kadınım sonuçta. Kızımla huzurumuz bozulsun istemem. Bak, hala tek başına diyor. Anlamadın galiba sen Rezan Hanım. Bundan böyle tek başına değilsin. Dayı biz bu adamı karakola götürüyoruz ama siz kimsiniz, beni bu hale getirdiniz, davacı olacağım sizden deyip duruyor. Rezan Hanım'ın ortağıyız dersiniz, olur biter. Şu ocaklar kapandığından beri rüyalarıma girer. Oldu bu iş yerim. Ama sen gene de Gökhan'a bir şey deme. Pişmiş aşa su katmasın. Benden laf çıkmaz ama Rezan Hanım Banu'ya söyleyince. Söylemeyecek. Konuştum ben Rezan Hanım'la. Zaten Gökhan da durmayacağım buralarda, gideceğim deyip duruyordu. Nereye gidiyormuş ya? Anası onu göndermeyelim deyip duruyor. O zaman anlar dayı. Yani ne zamana kadar saklayacağız ki bu maden işini? Sen çeneni sıkı tut, giresine karışma. Allah Allah, biz Rezan Hanım'la ortak olduk diyoruz. Sen hala ne biçim konuşuyorsun? Ya iyi iki tane laf söyle de keyfimiz yerine gelsin. İyi dayı, sen öyle diyorsan. Thank you.